Yalnız şöyle, bugün özel bir durumumuz var. Bugün müşterilerimizin hesabını Ali Nur Başkanımız. Afiyet olsun. Ali Nur Başkanımız. Bu dönem 5 tane daha açacak inşallah. Buradan sıcak çikolata Turgay. Bursalı hemşehrilerimizin hizmetinde. Enes Bey buyur. Baran Bey burada mı? Beren mi Baran mı? Bir tane latte. Bir tane karamel makyato. Memnun musunuz? Hadi bakalım. Buyurun buyurun buyurun. Tabii Burfaş kafeler sizin de söylediğiniz gibi son dönemde Ali Nur Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş'ın aslında vizyoner bir bakış açısıyla hayata geçirdiği Bursalı hemşerilerimize hem uygun fiyatlarla çok kaliteli, lezzetli ürünler sunan bir mekan. Son dönemde oluşan farkındalık, özellikle İsrail'in Gazze'deki mazlum Filistinlilere yaptığı zulümler sonrasında bunu açıkça destekleyen markalara aslında bir tavır göstermek açısından açılmış bir kafe, Burfaş Kafe. Şu anda herhalde en yoğunlarından bir tanesinin içerisindeyiz. Hanlan bölgesindeyiz. Buranın da restorasyonunu, ayağa kaldırılmasını, tarihin ayağa kaldırılmasını aslında Ali Nur Başkanımız büyük bir projeyle hayata geçiriyor. Burada böyle bir mekanın açılmış olması vatandaşlarımızdan da ilgi görüyor. Fiyatlarımız uygun. O söylediğimiz markaların üçte biri fiyatlara vatandaşlarımız burada gelip keyifli bir şekilde vakit geçirirken hem farklı lezzetleri tadabilirler, kahve içebilirler. Şu anda 4 tane Burfaş kafemiz Bursa'nın farklı yerlerinde hizmet veriyor. Başkanımızın hedefi hızlıca 5 tane daha kafeyi açmak ama asıl nihai hedef Bursa'nın her ilçesinde bir Burfaş kafenin olması, vatandaşlarımıza hizmet etmesi. Biraz önce Ali Nur Başkanımız da bir de deneyim açıkçası yaşamak istedik. Tecrübe etmek istedik. Vatandaş memnuniyetini ölçmek istedik. Bir yandan kahveleri hazırlarken bir yandan hesapları almaya çalıştık. Aslında kolay bir iş değil. Çünkü oldukça yoğun, ilginin yüksek olduğu bir kafe. Ben özellikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu farkındalığı ortaya koyabilmek, vatandaşlara böyle bir hizmeti sunabilmek ki aslında bu belediyenin de yapması gereken bir hizmet. Biliyorsunuz sosyal belediyecilik oldukça önemli. Belediyemizin farklı sosyal tesisleri de vardı. Ama böyle bir kafenin hayata geçmesi de önemli. İlgi alaka güzel. Biz tüm Bursa'yı, hatta Bursa'ya gelen turist misafirlerimizi Burfaş kafelere bekliyoruz. Gelsinler. Kaliteli ürünlerimizden tatsınlar. Burada keyifli bir vakit geçirsinler. Gençler burada oldukça yoğun. İnşallah bu hizmeti biz yaygınlaştıracağız. Ben Ali Nur Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hem bu işi başlattığı ve sürdürdüğü için hem de böyle bir deneyimi bize yaşattığı için vatandaşlarımıza da hizmet etme imkanı bulduk. Bugün Mustafa Varank Bakanım'la hem bir deneyimleme yaptık. Bizatihi burada hesap da aldık. Kendimizden de ikram ettik. Ve beraberinde bizatihi hazırlama noktasında da hizmet verdik. Tabii özellikle katil İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlar ve hunharca davranışlar aslında milletimize bir uyanışa da vesile oldu. Madem bunu yapıyorsunuz, sizin markalarını protesto ediyoruz dedi insanlar. Belki bir noktada buydu ama beraberinde de kahve kültürü son yıllarda ülkemizde gençler üzerinde çok arttı. Biz de arzu ettik ki Burfaş gibi farklı noktalarda sosyal tesisleri işleten kurumumuz Burfaş Kafe adı altında standart hizmetini sunsun. Lezzet, kalite gayet iyi. Fiyatları üçte bir. Burada bu mekanın bir özelliği daha var. Burası
geçmişle geleceğin veya modernitenin buluştuğu yer burası. Tarihi Hanlar Bölgesi, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde, ama burada bir modern kafe var açıkçası. İnsanlarımız bu tarihi ortam içerisinde kahvelerini yudumlama imkanı, pastalarını yeme imkanı sahipler. Yine eski stadyum diye tabir ettiğimiz bölgede Millet Kıraathanesi'nin de, yine üçüncü olan Merinos Park'ın içerisinde ve dördüncü olarak da yeni açılan kent meydanındaki Burfaş kafemiz. Sayın Bakanım az önce anlattı. Biz gerçekten yeni neler açabiliriz hesabındayız. Buradan müjdeyi de verelim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de inşallah Mudanya'daki kafemizi açıyoruz. Ay sonuna kadar da İnegöl açıyoruz. 5 yıl sonuna kadar 5 tane daha geliyor. Ama ihtiyaç olan yerlerde bunları açmak, başka yerlerde 70 lira olan kahve 20 lira içirmek benim için de son derece büyük bir mutluluk. Çünkü belediyecilik sadece altyapı, üst yapı hizmetleri değil. Belediyecilik aynı zamanda insanların sosyal, kültürel her anlamda hayatlarına dokunmak demektir. Gençlerimize helal hoş olsun. Ben doya doya istedikleri zaman haftanın 5 günü gece saatlerine kadar buralardan istifade edebileceklerini buradan tekrar ifade ediyorum. Ben de ilk kez bu işi deneyimleme imkanına sahip oldum. Sayın Bakanıma da vesile olduğu için çok teşekkür ederim. Ama başkanımız çok kabiliyetli. Baktım kahveyi de hemen güzel yapıyor. Zaten ticaretin içerisinden gelme, hesabı almakta sorun yok ama kahveyi güzel yapıyor. Ama bugün sağ olsun başkanımız kendi hizmet ettiği müşterilerimize kendi cebinden ikram etmek istedi. Böyle bir âli cenaplık da gösterdi. Tamam. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Fiyatlar mükemmel, halka açık. Çok daha fazlasını bekliyoruz böyle yerlerin. Her yerde yani Bursa'nın her yerinde. Lütfen rica ediyoruz. Diğer yerlerde birçok para ödüyoruz. Yani aldığımız iki parça şeyi 200-300 lira ödüyoruz. Burada onun yarısını ödeyerek daha fazla şeyler alıyoruz. Yani bir kere diğer markalara kıyasladığımızda fiyatları çok cazip. Her türlü içecek de var. Bu bölgeye geldiğimizde zaten genelde buradan alıyoruz. Alıştık yani birkaç seferdir buradayız. Memnunuz. Fiyatlar çok iyi. Herkesin ulaşabileceği fiyatlar. Her bütçeye hitap ediyor. Çok güzel. Ortam da çok güzel. Hatta ben kızıma şey diyorum. Arkadaşlarını alıp buraya gelebilirsin. Hani çok seviyor da böyle bu tarz yerleri çok seviyor. Dedim arkadaşlarını alıp hemen buraya geliyorsun. Ben ilk Dobruca'daki tesislere gitmiştim. Çok güzeldi. Yani nasıl diyeyim, daha önceki gittiğim mekanlardan çok daha temizdi, daha manzarasıdır, bakımıydı, bahçeleri falan çok iyiydi. Fiyatları da çok uygundu. Diğerlerine göre neredeyse üçte bir fiyatınaydı. Yani o yüzden çok memnunum.